Şimdi mücadeleyi detaylıca değerlendireceğiz ama zira Türkiye Kupası birinci eleme turu müsabakalarının takvimi açıklandı değerli izleyenler. Maç takvimini görüyorsunuz alt bantta da geçiyor şu anda. 7 Eylül Salı saat 15'te Batman Petrol Spor Hendek Spor. 8 Eylül Çarşamba saat 15'te 76 Iğdır Belediye Spor Ordu Spor ve 15'te Siirt İl Özel İdaresi Çankaya maçları oynanacak. 15 15.30'da Karaman Belediye Spor Kahta, 16'da Kuşadası Spor Moda Fen mücadelelerini izleyeceğiz değerli izleyenler. Birinci eleme turu, takvimi, maç takvimi bu şekilde heyecan tabii ki e, her zaman olduğu gibi Aspor'da yaşanacak değerli izleyenler. Diyelim ve dönelim Fenerbahçe'ye Altay mücadelesi. Altay'ın performansı da, lige başlangıcı da de, göz önünde bulundurulursa Mehmet Emin Uluç. E, belki de kağıt üzerinde haftanın maçı diyeceğimiz mücadele ne dersin? Oynasınlar göreceğiz üzerinde dedim zaten. Evet. Evet. E, şakası bir yana e, iki tane takım var. E, Fenerbahçe belki beklendiği kadar coşkulu bir başlangıç yapamadı. Adana maçı, Antalya maçı. Lig üzerinden konuşuyoruz tabii. dörtte e, dört yapmış bir Fenerbahçe var. Avrupa'da gruplara kalmış bir Fenerbahçe var. Son evet. maçına fark atmış. Farklı kazanarak e, gruplara kalmış bir Fenerbahçe var. Beklenildiği gibi dilen kasıt mesela Takımda çok fazla eksik var ve gerçekleşmeyen, henüz gerçekleşmeyen transferler var. Biraz sonra hide Masa'yı konuşuruz hı hı. ama Fenerbahçe'nin özellikle bir golcü ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu öyle bir beklenti var. Bana göre yok. Fenerbahçe'nin var. Solda bir beklenti var. Teknik direktör değişmiş. Ee, takımda birçok taş yine yerinden oynamış. %70'i hazır olan takımdan 11 futbolcu ayrıldı. 8 futbolcu eşikte bekliyor hala. Bak 11 tane gitti. 8 sene bekliyor en son Oğuz Kağan gitti. %70'i hazır olan takımdan bahsediyoruz. Yani 19 oyuncuyla muhtemelen yollar ayrılacak. %70 hazır. Şimdi bu arada hazır dediğimiz takımdan Pelkas ilk 11 oyuncusu. Yok. Serdar Dursun ilk maçta girdi, sakatlandı. Yok. İrfancan İrfan. İrfan Kahveci şu an yok. Novak yok. Valencia yeni döndü, muhteşem döndü. Mert Hakan keza aynı şekilde. Mesut henüz tam formunda değil. Bir de oynatamadığın oyuncular var. Mesela lisans çıkartamadığın Burak var. Avrupa'ya yazamadığın Samat da var ki performans tarzıdır. Kim aynı şekilde zaman daralıyor. 2 Eylül'de Avrupa listesini teslim etmek zorundasın. 8'inde transfer bitiyor. Fenerbahçe hala transfer bekliyor. Buna rağmen Fenerbahçe Muhammed ile kazanıyor, Fenerbahçe Arda ile kazanıyor, Fenerbahçe Fatih ile kazanıyor. 16 yaşında, 20 yaşında, 18 yaşında evet. çocuklardan bahsediyoruz. Ve Vitor Pereira ne diyor? Genç oldukları için değil, iyi, i̇yi oldukları, oldukları için. için. Evet. Fenerbahçe şu an maç kazanıyor, futbolcu kazanıyor, gençlerini kazanıyor. Ve bütün bu denklemde bir numara yazacağınız adam ne önemli kurtarıcılar yapan Altay ne Helsinki maçında hat-trick yapan Valencia ne Arda ne Muhammed. İlk sıra yazan adam Vitor Pereira. Vitor Pereira ile kazanıyor Fenerbahçe. Evet. Transferim yok demiyor. Sakatım çok demiyor. Eksiğim var demiyor. Adam sahaya bir 11 çıkartıyor. Oyunun gidişatına göre, rakibinin oyununa göre, futbolcunun temposuna göre sen çık oğlum, sen gir, sen oraya geç, sen oraya geç. Hadi kazanalım diyor ve kazanıyor. Ligde henüz gol yemediler. Zaten ilk kez Helsing deplasmanında gol evet. yediler. İki tane pozisyon verdin, iki tanesi gol oldu neredeyse. bunun karşısında bir Altay ay performansı izleyeceğiz. Yeni geldiler. Mustafa Hoca ile geldiler. İlk hafta Kayseri ilgi hazır değilmiş ondan kazandılar dedik. Tamam Efecan yoktu ama Alanya karşısında oynanan oyun. Evet. için de söylüyorum kimse rencide olmasın. Darmadağın ettiler inanılmaz hücum ediyorlar. Ve Fenerbahçe belki de ilk kez bu sezon bu kadar güçlü hücum edebilen bir takımla oynayacak. Adana deplasmanında Akintola geldi Fenerbahçe'nin üstüne. Belhanda ile Balotelli yürüyerek oynadılar. Helsinki'nin çok geliri yoktu. Helsinki deplasmanında Fenerbahçe maçı o kadar erken kopardı ki belki savunma güvenliğini çok da düşünmediler. Oyun disiplinden koptukları pozisyonlar olmuştur. Antalya geldi ama e, çok kalabalık değildi hücumları belki belki biraz da şansı vardı Fenerbahçe'nin. ama bu sefer bu Altay Fenerbahçeye belki de en zorlu savunma sınavını verdirecek görünüyor. Oyun anlamında güzel e, bir maç vaat ediyor diyebiliriz keyifli Olacak. bir maç vaat ediyor sen nasıl değerlendirirsin mücadeleyi? Tabii oy oyunu rakiple Aynen. beraber konuşmak lazım e, Altay. Kendi ismi gibi Mustafa Hoca'nın lakabı gibi büyük bir giriş yaptı. Büyük Mustafa, büyük Altay. Evet. Ee, ilk maçta Kayseri Spor'un e, performansı eleştirildi. Yani Altay kazandı ama Kayseri Spor çok iyi. E, gitti bir hafta sonra Alanya'ya da 4 attı deplasmanda. E, zaten hoca tam ustalık dönemini yaşayan ki o e, çok uzun zamandır zaten ustalık evet. dönemini yaşıyor. Çok tecrübeli ve iyi bir hocası var. Pinares, Bamba, e, Nadir'i yani şeyler iyi transferleri var. Altay'ın. Yani izlenesi bir takım e, Altay. E, Fenerbahçe'de Mehmet Emin Uluç'un dediği gibi e, şu gençler, gençlik dinamizmi dediğimiz şey sahada net görülmeye başlandı. Bir süre sonra Fenerbahçe'nin şimdi 11'inde olmayan oyuncuları sayıyoruz ya sakat cezalı vesaire vesaire. Zannediyoruz ki bunlar dönünce 11'deki yerler garanti. Bir garanti. Şimdi öyle olmaması, öyle değil ve böyle olmaması iyi bir şey Fenerbahçe açısından. Formayı bir vermek vardır hoca tarafından. Bir de formanın sökülüp alınması vardır. İşte bu, bu gençler, işte Muhammed e, özellikle böyle bir söküp alma görüntüsü veriyor formayı. Yani Helsinki maçında attığı gol, sonra ortaya koyduğu oyun, sonradan giren Fatih Arda. iyi bir şey bunları sahada görüyor olmak. Ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin oyununun gelişime e, çok açık olduğunu, sistemde hocanın inat ve ısrar etmesinin bir süre sonra iyi bir şeye dönüşeceğini, yani. bazen bu sistemin değişeceğini anlatırken şunu da söylüyorum. Bu sene Fenerbahçe'yi şimdi şu kenarda tutalım. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor üçünün arasında şampiyonluğun e, şampiyonluk sürecinde hangisi ön plana çıkacaksa, hangisi öne çıkacaksa yani en büyük aday olarak biz göreceksek 4-5 ay sonra hangisini onun en büyük rakibi Fenerbahçe olacak. Yani şu üçünden biri ve buradan Fenerbahçe olacak diye düşünüyorum. Hı hı. E, özellikle geçen sene yitirdiği o iç saha büyüsü, iç saha performansı hatta birkaç sezon e, önce yitirdiği. Pereira ile geri geleceğini düşünüyorum e, onun. Bu da bir takımın şampiyonluk süreci için çok önemli. E, ama ama Altay Fenerbahçe maçı daha sezon başı Fenerbahçe 2-2 maçını kazandı. Altay 2-2 maçını kazandı. Ben e, çok 3 ihtimali açık maç görüyorum. Çünkü ne kadar e, olsa da bir yolculuk Helsinki süreci işte 3 günlük süreç falan bunların hepsi bir mental yorgunluk yapabilir, fizik yorgunluk yapabilir. Çünkü ligin henüz başındayız. Tam ritim form tutulmamış. Tabii şeyler. bir de maç İzmir'de. E, Tabii. Altay taraftarları Var. da oldukça coşkulu bir taraftar. Evet, çok ortada e, bir grubu. maç. Ama ben geniş e, uzun vadeli bir yorum yaptım ama bu bu maç çok ortada bir maç. Bir muhtemel 11'leri yine rica edelim arkadaşlarımızdan. Bakalım Fenerbahçe'nin e, sahaya çıkması beklenen e, kadrosu kimlerden oluşacakmış. Altay Zalayi, Minca Ekim, Tiseran, Ferdi, Gustavo Sosa, Nazım, Osayi, Mesut, Valencia. Ekleyeceğiniz, çıkartacağınız oyuncu var mı? Öncelikle Mehmet Emin Uluç ve bu kadroyu nasıl yorumlamak lazım? Mesut'u ilk 11'de göremeyebiliriz. Zayitsiz olabilir. Ee, şimdi Fenerbahçe bir maça daha başka bir 11'e çıkacak. Fenerbahçe evet. şu ana kadar oynadığı hiçbir maçta aynı 11'le o sahada çıkmadı. Olmadı. Altaya bakıyorsun. Altıya iki da aynı kadroyla çıkmış. Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı var tabi. Ee, çok fazla sakatlık yaşandı. Avrupa oynuyorsun. Lig oynuyorsun. Ayrı ayrı oynuyorsun. Yani dört maç oynadın. Dolayısıyla Avrupa'ya başka çıkmak durumunda kalıyorsun. Lige başka çıkmak zorunda kalıyorsun. Ama e, güzel olan şey şu. E, savunman e, oturmuş görünüyor. Yani kim daha önce oynadı kim e, özel içerisinde kendi performansından memnun değil. Halbuki e, girdiği ikili mücadelenin yanılmıyorsam tamamını kazandı. Kafa toplarında da yüzde yüzde demeyelim de altıda beş gibi bir istikrarı var. İki tane pas yapmıştı. Orada bile kendini eleştiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani e, normal şartlarda bu yerli yabancı kuralına takılmadığı sürece Tisanant Kim Salahi savunması olacak ki arkalarında altı olacak. Ön tarafta değişiklikler görüyoruz. Bu arada Hidemasa geldiği zaman e, Haberde şöyle bir ifade kullanılmıştı Ahmet Selim bağlantısında. Hani orada Sosa Zayt, Gustavo Hidemasa demişti. Ben e, inancım şu ki Hidemasa takımın değişmez oyuncusu olacak. Öyle mi? Yani birisi yedek bekleyecekse bu oyuncu beklemeyecek. Bu arada Fenerbahçe'nin ilk Japonu olacak evet. kendisi. Hidemasa Morika tam Japon ismi değil yarın mi? Yarın 17-25'te İstanbul'da olacak şimdi bu oyuncu. Ga ga Galatasaray'ın iki tane Japonu olmuştu. Beşiktaş'ın da oldu bir tane. Bir Japon asıllı, Brezilyalı vardı. Bir Tabata, iki şey. Ee, son gelen Kagawa. Kagawa. Kagawa'yı evet. ben hani Japon asıllı olarak bakmıyorum. Kagawa vardı, Inamoto'su vardı.